Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi bana çok uzun zamandır sorulan bir soru var. Günde ne kadar protein almalıyım? Şimdi bu sorunun cevabı aslında sayısal olarak çok basit olmalı. Günlük şu kadar protein alacaksın. Fakat ne yazık ki cevapların bu kadar basit değil. Çünkü herkesin yapısı farklı, vücut yapıları değişik, yapılan antrenman sistemleri değişik, dinlenme süreleri değişik, sahip olunan hastalıklar, hastalık riskleri değişik. Dolayısıyla günlük tek bir protein miktarı, tek bir protein alım miktarı yok. Bu işin karmaşıklığını biraz daha basit hale getirmek istiyorum. Çünkü basit hale getirirsem yaklaşık olarak kendinize bir değer belirleyebilirsiniz. Tabii ki yani protein alımını 20 gram değiştirirseniz hayatınıza çok büyük değişiklikler olmayacak. Fakat siz bu süreci gerçekten optimize edebilirseniz, hayatınıza daha uygun bir şekilde sokabilirseniz hem egzersiz performansından sonuna kadar faydalanabilirsiniz hem de harcadığınız vaktin karşılığını daha rahat alabilirsiniz. Şimdi bu videoda sondan başa doğru geleceğim. Yani ilk önce protein miktarlarını vereceğim. Sonra bu miktarları nasıl değiştirmeniz gerektiğinden veya hangi faktörlerin bu protein miktarını gerçekten etkilediğinden bahsedeceğim. Şimdi gelin buradaki tabloya bir bakalım. Şimdi kadın ve erkek olarak spor yapan ve yapmayan olarak ayırdım. Görünüyordur umarım sayılar. Ben size tekrardan söyleyeceğim. Şimdi kadın spor yapmıyorsa eğer günlük 0.6 ile 0.8 gram kilogram protein tüketmeli. Bu gram bölü kilogramsa kilo başına düşen protein miktarı. Yani her bir kilo vücut ağırlığı için 0.6 ile 0.8 gram protein tüketilmeli. Yine erkek için spor yapmıyorsa 0.8 ile 1 gram arası protein tüketmeli her kilo başına. Şimdi eğer spor yapan bir kadından konuşuyorsak kilo başına 1 gramla 1.8 gram arası protein tüketmeli. Bu konuştuğumuz kişi eğer erkekse ve spor yapıyorsa yine kilo başına 1 gramla 2 gram arası protein tüketmeli. Tamam, şimdi bu protein miktarlarından bahsettim fakat gördüğünüz üzere gerçekten çok geniş bir aralık var. Yani spor yapan bir erkek için minimum kilo başına 1 gram protein tavsiye ederken maksimum kilo başına 2 gram protein tavsiye ediyoruz. Peki bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Yani kilo başına 1 gram mı yoksa 2 gram mı ki bu gerçekten çok büyük bir fark. 100 kiloluk bir sporcu üzerinden konuşursak 100 gramlık protein farkı yapar. Peki bu değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Şimdi burada protein miktarlarını değiştiren bazı faktörler var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi yaşam tarzı. Zaten yaşam tarzını bahsettik. Spor var veya yok. Bununla beraber spor yapmayan kişiler de bazen çok aktif bir yaşam tarzına sahip olabiliyorlar. Bu yaşam tarzı yine de spor kadar olmasa da protein ihtiyacı oluşturacaktır. Veya kişinin kilo verme isteğini yaşam tarzına sokması, yani daha hareketli bir yaşam edinmesi de aslında bu protein alımını değiştirir. Çünkü kilo vermek istiyorsanız daha fazla protein almak size kilo verme sürecinde yardım eder. Dolayısıyla siz eğer hareketli bir yaşam tarzına sahipseniz, spor yapmasanız bile bu hareketsiz yaşam tarzının miktarlarının maksimumuna yaklaşmanız lazım. Bir diğer konu da yapılan egzersizin tarzı. Sanılıyor ki yapılan her egzersiz kasta benzer hasarlar oluşturuyor, benzer aktiviteler oluşturuyor. Hayır. Dayanıklılık sporcularında genelde kasların hasarlanmasını çok fazla beklemeyiz. Yani bir maratoncunun kasları tabii ki yaptığı antrenmanda hasarlanır. Fakat bir güç sporcusu kadar değil. Ya da bu skalayı daha da daraltayım. Bir vücutçu kadar kaslarına zarar veremez her antrenmanda. Dolayısıyla yapılan antrenmanın protein ihtiyacını değiştirdiğini biliyoruz. Bakın burada da yine bir liste var. Siz eğer bir dayanıklılık sporu yapıyorsanız, yaptığınız spor gerçekten 45 dakikadan uzun sürüyorsa veya dayanıklılık üzerinden çalışan bir prensibe sahipse günlük kilo başına 1 gramla 1.6 gram arası protein tüketmelisiniz. Siz eğer güç sporcusuysanız, mesela vücut geliştirmeciyseniz, kilo başına 1.6 gramla kilo başına 2 gram arasında tüketmelisiniz. Yalnız bu protein tüketimi ve vücutçularla ilgili bir problem daha var. Bu da ne kadar fazla protein tüketirsem
o kadar iyi gelişim kaydederim fikri. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü vücudunuzun kasları toparlamak ve belli bir miktar daha kaslara protein sokmaktan hariç vücutçularda daha fazla proteine ihtiyacı yok. Yani siz kilo başına 5 gram protein de alsanız vücudunuzda çılgın bir anabolik ortam meydana gelmeyecek. Çünkü sizin hormonlarınız, sizin kas gelişim sınırınız belli. Tabii ki steroid kullanan sporculara bakıp ya bu adam kilo başına 3 gram protein alıyor, ben de alırsam böyle olurum diye düşünmeyin. Bu kişilerin zaten protein sentez düzeyleri artmıştır. Yani bu adamlar doğal olarak daha fazla protein üretiyorlar. Sizin profesyonel sporcular gibi protein üretmeye ihtiyacınız yok. Vücudunuzun böyle bir kapasitesi de yok. Lütfen vücutçular bu konuya dikkat etsin. Ama profesyonellerin yaptığı antrenmanları örnek alın. Yaptığı dinlenmeleri gerçekten örnek alın. Fakat bu beslenme ve steroid mevzu çok derin. Hiç girmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir diğer konu da mix tip. Yani futbol gibi, tenis gibi daha çok güç ve dayanıklılığın beraber kullanıldığı spor tarzları, ki bunları da yapan sporcular genelde bir güç sisteminin protein miktarlarını takip ediyorlar. Yanlış. Mix sporlarda hem hız, hem dayanıklılık, hem de güç önemlidir. Dolayısıyla sizin ne güç kadar fazla protein almanız lazım, ne de dayanıklılık kadar düşük protein almanız lazım. Genel olarak buradaki skalada kilo başına 1.4 gramla 1.7 gram arası değişir. Şimdi bir diğer konu da vücut yapısı. Bununla ilgili benim Fitekran'da da bir yazım var. Bu yazının linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu yazıda da bana çok sorulan bir soru vardı. Şimdi ben 180 kiloluk bir kişiyim, çok yağlıyım. Ben de kilo başına 1.6 gram mı işte protein tüketmem lazım? Bu benim için çok fazla. Veya yağ hücreleri protein kullanmıyor ki. Neden protein alımını bu kadar fazla yapıyorum? Veya işte genel olarak kas kütlesi üzerinden protein hesaplamamız lazım değil mi? Şimdi bu soruların cevapları var. Hemen size söyleyeyim. Genel olarak çok yağlı kişilerde bu formüllerin düzeltme çarpanlarını kullanmanız lazım. Benzer çarpanlar BMI'de, yani vücut kitle indeksinde de var. Siz eğer 120 kiloluk bir vücut geliştirmeciyseniz, yağsız olsanız bile BMI skalasında siz şişman olarak çıkarsınız. Ne yapıyoruz? Bu adamları şişman kategorisinde mide ameliyatı mı yaptırtıyoruz? Hayır. Ne yapıyoruz? Bunların düzeltme kat sayılarını kullanıyoruz. Siz eğer çok şişmansanız bu formüllerin, bu sonuçların düzeltme kat sayısını kullanacaksınız. Ki bu düzeltme kat sayıları çok karışık. Yapmanız gereken şey, gerçekten çok kiloluysanız kalori alımına bakmanız ve dengeli şekilde bu kalori miktarına göre makro bulmanız. Bir diğer konu da yağları niye katıyoruz? İşte sadece kas kütlesi üzerinden hesaplama yapsak olmaz mı? Tabii ki olur. Çok daha mantıklı olur. Yalnız yağların da metabolizma sürecinde protein kullanabileceğini biliyoruz. Fakat tabii ki kaslar kadar değil. Burada şöyle bir sorun var. Vücut kas kütlesini özellikle şişmanlarda tahmin etmek çok zor. Kullandığınız bu Tanita benzeri tartılar bir miktar fikir verse de kesin sonuç vermez. Yani siz o tartıya 20-30 lira verip tartılıyorsunuz, sonucunu da eline alıyorsunuz. Benim bu kadar kas kütlem var. Tamam, yaklaşık o kadar var. Fakat kesin olarak bilmeniz imkansız. Dolayısıyla eğer çok gelişmiş bir sporcu değilseniz, sizi bir kulüp takip etmiyorsa kas kütlenizin üzerinden hesaplama yapmanız gereksiz. Dediğim gibi şişmansanız veya çok zayıfsanız bunların düzeltme formüllerini kullanabilirsiniz veya yaklaşık bir değer kullanabilirsiniz. Sonuç olarak protein miktarını belirlemek, günlük protein alımını değerlendirmek çok önemli. Size basit mantığı anlattım. Ki burada bulunan bu miktarlar, bu sınırlar içerisinde kaldığınız sürece genel olarak güvendesiniz demektir. Tabii ki bir uzmanın yardımını almanız bu konuda daha değerli olacaktır. Fakat kendiniz evde hesaplama yapmaya çalışıyorsanız bu değerler sizin için yeterlidir. Videonun mutlaka açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.